Arkadaşlar merhaba herkese. Haftalar sonra bize göre, bilmiyorum nasıl gözlemlediniz ama bize göre çok iyi oyun başlangıcı. Oyunu domine eden müthiş bir 30 dakika ama kalede 2 gol. Buna rağmen oyuncu grubu devrenin bitmesine kısa bir süre kadar cezayı kesti. En azından maça tutunmamızı sağladı. İkinci yarı ise gene ilk yarıdaki başlangıcın bir üstüne koyarak gene müthiş bir başlangıç. İnanın kuvvetli olduğu anda, doğruyu denendiği zaman futbolcular bazı ilkler yaşandı. Skor olarak bir arkadaşlarının hatalarının üstüne gördüğü gibi oldular. Bu en çok mutlu olduğum konu. Bireysel hata bundan sonra da olacaktı. Önemli olan böyle karşılık olması. İlk golünü atan oyuncularımız oldu. İlk kez 90 dakika olan oldu sahada. Size 2-3 hafta önce söylemiştim. Kuvvetlenerek devam ediyoruz. Serinin devam etmesini ümit ediyorum. Gene bir iki tane sakatımız var. Öteki sakatlar iyileşti. Farkındaysanız çırpınıyorum 4 olmasına rağmen içerideki 3 sarı kartlı birisinin 4.'yi almaması için belki gözlemlemişsinizdir. Benim söylediklerimi lütfen rica ediyorum. Geçen hafta da rica ettim. Cımbızla çekmeyin. Ne görüyorsam onu anlatıyorum. Siz de kabul ediyorsunuz ki bugün değerlendirmeye bile gerek yok. Harika bir oyun. 3 hafta önce Bandırma'ya turistik seyahate gittim dediğimde yani bunu altına yazmanıza gerek yok. Off the record bir cümle sarf ediyorum. Sahada yoktuk. Ben dahil sahada yoktuk. Demek ki performansınız çok kötüydü, formsuzdu. Bunu izlemeye çalıştım ama bazı arkadaşlar altına şunu yazmanıza gerek yoktu. Ona çok üzüldüm. Sen de gezintiye katıldın mı hocam diye. Bu olmaz. Aileyiz. Daha sık olmamız lazım. Hesap sorun ama antrenmanlara gelin hesap sorun. Bakın kaç kişi çalışıyorum. Kaç sakat var, kaç ceza var. Bu seyirci de bilinçlendirmemiz lazım. 3 oyuncuyu değiştirdiğinde hala 4.'yi sok diye var. Yani böyle bir durum da var. Az önce arkadaşlarla muhabbette anlattım. İnşallah ceza yemeyiz. Zannetmiyorum ama inşallah yemeyiz. Şimdi bu 2-2 oldu. Karabük maçı var. Arkasında içeride Eyüp. Bodrum'a kadar bu yükselişi devam ettirirsek gene haftalar önce söyledim. Yukarıya tutunan bir takım inşallah Allah kısmet eder önünüze koyarız. Bu maçla ilgili fazla anlatacağım bir şey yok. Buyurun. Soru soramazsınız. Hocam daha önceki açıklamamızda 5 ile 15 arası diye bir sıralama belirlemiştiniz. Evet. 5-15 demedim. 5'i hedef alacağız dedim. Yani hatta bir arkadaşla hocam iyi hoşlanmasını anlatıyorsun da 17 puan var dedi. Yani bu 2 haftada 15'e düştü. 5 ile arada şu anda 10 var. Biz kazandık. Oradaki grup da kazandı. Biz kazanmaya devam edelim. Orada bir tökezleme olduğu zaman zaten açı kapanacak. Ya bizim bütün isteğimiz takımı ya da yöneticiyi, seyirciyi mutlu edip bazı isteklerde bulunmak. Bunu en başında da söylemiştim. Tutulursak isteğimiz yerine gelir. Bu kadar seyirciyi evine mutlu göndermek çok önemli. Bundan sonra da inşallah devam eder.